Çin'e gündem gazetesi olarak dershanelerin kapatılması konusundaki konuları araştırmak için sınav dershanesi müdürüyle birlikteyiz. Sayın müdürüm, hem Çin halkını hem bizim izleyicilerimizi dershanelerin kapatılması konusunda net bir bilgiyle bilgilendirir misiniz? Şimdi ben Adem İlker Umurta, Çin'e sınav dershanesi müdürüyüm. Son dönemde başbakanın açıklamasıyla gündeme gelen dershanelerin kapatılması noktasında biz sınav dershanesi olarak Türkiye'de daha önce yıllardan beri eğitimin özelleşmesi noktasında bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bu sadece dershanelerin kapatılması anlamında çözülecek bir çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü dershanelerde çalışan personel ve onların aileleri bu durumdan mağdur olacak gibi gözüküyor. Daha kesin bir çözüm bulmaları gerekir. Özellikle devlet okullarının özelleştirilmesi veya özel dershane işletmecilerinin bu konuda desteklenmesi daha etkili bir çözüm olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl dershaneler kapanacak mı? Önümüzdeki yıl dershaneler kapanma konusu gündeme geldi, fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayıyla 3 Ocak'ta Aydın genelinde Aydın Dershaneler Birliği'nin yaptığı bir kontenjan sınavı olacak. Kontenjan sınavının yapılması bize şunu gösterdi ki gelecek senede de sınav sisteminin aynen devam ettiği gibi dershanelerin de aynen devam edeceği öğrencilere duyurulmuş olacak. Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan size gelen bir belge, bir bildiri var mı? Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili dönem başında 2012-2013 eğitim yılının dönem başında bir anket uygulandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Fakat daha sonraki süreç veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesi herhangi bir şekilde özel eğitim kurumlarına aktarılmadı. Daha çok basından çıkan haberlerle takip ediyoruz. Net bir bilgi olarak eğitim kurumlarına verilmiş bir şey yok.